Aslında konuya nereden gireceğimi bilmiyorum. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Evlen benimle Hanife. Biz ne kadar kavga etsek, ne kadar birbirimize kıssak, küssek de Serkan yani. Benim için Serkan. Yani ben onun için aslında adım atıyorum, görmüyor ya. Mesela ben onu yarınlarıma, yanıma yakıştırıyordum hep. Beni yalnız bıraktı. Ne geceler, ne gündüzler gördüm. En vazgeçilmez yeminlerden döndüm. Görmedim senin gibi, sevmedim hiç kimseyi. Hanife, yetmedi mi Serkan için üzüldü? Yapayalnızım şimdi. Yeter değil mi? Ben buraya mutlu olmaya geldim aslında. Evlilikse, evlilik mutluluksa mutluluk. Kesinlikle eş seçerken kendinize iyi dost olabildiğiniz, olabileceğiniz, arkadaşlık edebileceğiniz, muhabbet edebileceğiniz, sizi anlayan, yanında kendinizi rahat ve güvende ve huzurlu savunmak zorunda kalmayacağınız, sizi siz olmaktan çıkaran değil, sizi siz olduğunuz için seven insanlarla evlenmeniz lazım. Hiçbir şey olmasaydı çok doğru bir adım atmıştın. Çünkü ben gerçekten evlenmek, evladımı artık sevmek istiyorum. Unuttum gün beni. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Çizsin gözlerinden. Ya benim gibi bir insan için evlilik çok güzel bir şey. Muhammed için de öyle. Onun çünkü bir yuva özlemi var. Herkesten daha fazla var. Kader beni nereye götürüyor acaba? Kader de gayrete aşıktır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bahsettiğim birisi. Sen dereler önünde çürürken o güzelim yılları. Gözlerimin önünde bize geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Niye? Az önce yedim de şu an bilmiyorum. Ha, buraya çıkınca bir şey bir mi şey oldu? Bir şey oldu, evet. Bir şey oldu. İzmir'e gittin galiba hafta sonu. Hafta sonu. Evet. Annem gelmedi ya hala. Nasıl anneannem? Şükür. Yani salı günü, yani yarın tatil falan yapacaklarmış tekrardan. Dedem de namaza giderken düşmüş yere. Ay geçmiş olsun. O yüzden bayağı bir 13-15 gün daha oradalar. Allah şifa versin. Allah razı olsun. Öyle. Sen nasılsın sen? Ben bilmiyorum nasıl olduğumuzu Ali abla. Karıştı kafam. Yani kafa karışıklığı değil de bir şey var bilmiyorum. Yani şu anki duygularımı ifade edemiyorum. Çünkü ben de ne hissettiğimi bilmiyorum şu anda. Ha, bilmiyorum. Değişik bir şey yani. Muhammed nerede, merak ediyor musun? Yoksa o da mı gelmedi? Giden gidene. Harbiden görmedim ama. Hiç görmedim onu ben bugün. Arkada bir yerlerde diye duydum ben. Çağıralım mı? Hadi bir Muhammed gelsin bakalım. Thank you.
Merhabalar herkese. Merhaba, hoş geldin. O ne Muhammed? Bu Hanife'nin hayali. Aa. Oturabilir miyim? İznin var mı? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sen mi seçtin? Evet. Mutlu olmadın mı? Hanife nasıl olduğumu, ne hissettim bilmiyorum demişti senden evvel. Herhalde şu an iyice kilitlendi gibi. Beklemiyor muydun böyle bir şey Hanife? Vallahi beklemiyordum. Çiçek falan getirir diye düşündüm ya da ne bileyim böyle başka bir şey bekledim ama bunu beklemedim. Vallahi sana evlilik teklif etti, gelinlik de alması. Yani çiçek de gelmem. Olacaksa böyle bir manidar olsun. Ben bu elbiseyi giymek için insanlardan o kadar laf işittim. Hakkımda kötü yorumlar yapılmasına müsaade ettim. Bazı şeyleri duymamazlıktan geldim. Hayatıma karışmalarına göz yumdum. Sırf bunu giymek için. Daha önce burada arkadaşıma gelmişti. Ben de gelip ağlamıştım ya. Hatırlıyorum. Şimdi bana geldi. Yani bununla birlikte aslında duygularımın ne kadar ciddi olduğunu göstermiş oldum. Zaten ciddiyim. Ama sadece demekle de olmuyor. Ciddiyim demekle de olmuyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum senin için. Aslında Hanife'nin çok uzun süredir beklediği şeyler bunlar. Hep bir şey görmek istiyordu. Hep bir somut bir şeylerle duyguların ifade edilmesini istiyordu kendisine karşı. İlk defa da bunu yapan birini görüyorum ben. Evet. Yani tam anlamıyla beklentilerinin karşılığı. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Şöyle bir şey var içimde. Ağırlık hissi gibi öyle bir şey mi çöktü şu? Yani bilmiyorum. Sıkıntı olur bazen insanlarda. Evet. Bir şey var. Anlat duygularını, paylaş bizimle kafandan ne geçiyorsa. Ben kendimi hep güzel ifade ettim ama şu an ifade edemiyorum. Evet, sen hep çok güzel konuşursun oysa ki. Yani üstüme çok geliyorlar şu sıra. Yani bunun mutluluğunu yaşayamıyorum. Mutluluğunu yaşayabilecek bir hissiyatlı mıyım? O baskılardan bunun bile farkında değilim şu anda ben. Evet ya, insanlar gerçekten, bir iki tane yorum ben de gördüm. Gerçekten bunu defalarca buradan sen yokken de söyledim. Yani kızcağızın tek istediği evlenmek, mutlu olmak. Bu kadar ağır şeyleri hak etmiyorsun. Yani herkesin görüşüne saygı duyuyoruz elbette. Seven olur, sevmeyen olur. Hayatta hiç kimseyi zaten herkes sevmez. Herkesin seveni var, sevmeyeni var ama gerçekten de ben dehşete kapılıyorum. Yani düşünüyorum, yani ne yaptı da bu kadar nefreti çekti, tepkiyi diye.
çok acımasız olabiliyor insanlar. Yani lütfen karşınızdaki, bir kez daha söylüyorum, hayatının bağrında gencecik bir kız, bir ailesi var. Sorumlulukları var, duyguları var. Tıpkı sizlerin dışarıda yaşadığı şeyler, o sadece kameralar önünde yaşıyor. Tek farkı bu. Yani hepiniz aynı şeyleri, kalp kırıklıklarını yaşamıyor musunuz? Sizler hata yapmıyor musunuz? İlişkilerinizde yanlış insanlara denk gelmiyor musunuz? İnsanlar evleniyor, boşanıyor. Neler okuyoruz gazetelerde, şeylerde? Yani neler oluyor yani? Ne yaptı ki? Gerçekten biraz da anlayış ve saygı, birazcık sevmeyi severek anlayışla bakmayı öğrenmemiz lazım. Bu sadece Hanife için değil, hepimiz için. Bizlerin gerçekten birbirimize saygı duyup anlamamız gerekiyor. Güzel model seçmiş mi, onu söyle bari. Güzel. Bu ne? Çok pardon, arkada köpek mi var? Ha, Çiko. Çiko burada mı? Çiko, ne işi var Çiko'nun burada ya? Selda gitmedi mi? Çiko kaldı, herhalde o devam edecek bizimle. Havladı. Ya böyle konuşamıyorum ya şu an. Ben söyleyeyim o zaman. Sana duygularımda ne kadar ciddi olduğumu söylemiştim ve bunu duygularımla gösterdim. Böyle bir şeyle geldim sana. Ciddiyim. Bunu senin üzerinde görmek istiyorum. Sana yakışacağından hiç şüphem yok. Burada arkadaşlarımın evlendiğini gördüm. Nişanlandığını gördüm. Çok yakın arkadaşlarımın da. Bizde usulüne göre söz, nişan. Bir şeye sahip olmak için uğraşmak önemli. Bir şeye sahip olmak istemekten ziyade. Bugün kalkıp Muhammed'e bana kötü bir şey söyleyecek insanlar dönüp bir baksınlar biz ne kadar haklıyız diye ve biz ne kadar haklıyız diye. Ben hiçbir zaman birileri ne der diye konuşmalarımı ona göre nitelendirmedim ya da ona göre seçmedim. Birileri ne der diye bu hayatı yaşamadım. Birileri neler söyler diye ona göre insanlara davranmadım. Burada ben her şeyi göze alarak bir şeyleri söyledim sana. Bir açıklama yaptım. Ve onun akabinde sana böyle bir şeyle geldim. Yorumlarmış, konuşmalarmış vesairelermiş hiç umurumda değil. Ben hedefimi biliyorum. Ben isteklerimi biliyorum. Ve ben ne istediğimi biliyorum. Ne istiyorsun? Bunu giymeni. Ve bunu giyerek yanımda olmanı. Boyum da yetmiyor. Ama onu giymesi demek yani hani denemesi için değil herhalde. Tabii. Giymeni istiyorum derken. O bir karar neticesinde olabilecek bir şey biliyorsun ki. Gerçekten ben bir gün evlenebilecek miyim ya? Ben. Sen niye? Hala bir rüyadasın herhalde. Yani böyle bakınca normal ama böyle bakınca rüya. Böyle bakınca normal. Oraya geçeyim o zaman. Hayır gelinim. Muhammed beni hep mutlu ediyorsun. Ettin. Gene ederim. Daha fazlasını.
çok terledim. Sıcak bastı. Heyecanlanıyor musun beni görünce? Heyecanlanıyorum tabii. Heyecanlanmaz olur muyum? Ben burada uzun süredir buradayım ve bu kadar heyecanlandığımı hiçbir zaman hatırlamıyorum. Yani aslında benim heyecanlanmam çok önemli mi bilmiyorum ama benim bu yaşadığım heyecanı sana yaşattırmam önemli. Acaba sen o heyecanı yaşıyor musun? Sence sana karşı ne hissediyor Hanife, Muhammed? Aslında ben de onun gibi, yani onun düşünceleri içerisinde karmaşığım. Hmm. E tabii ki de direkt benim hissettiklerimi hissetleyemem ona. Ama benim hissettiklerime benzer bir şeyler hissetmesini tabii ki de isterim. Ama bunun bir anda olacağını isteyemem. Bu kendi içerisinde düşünüp taşınmalı, tartmalı, ona göre karar vermeli. Tabii ki de benim hissettiklerimi, benim duygularıma karşılık vermesini isterim. O yüzden onun karşısındayım. O yüzden onunla bir şeyler olsun istiyorum. Biliyorum ama yani sen bu ilişkide arkadaşlıktan ötesini görebiliyor musun? Olabileceğine inanıyor musun? Şimdi biz çok iyi arkadaşız. Birçok şeyimizi paylaştık. Arkadaşız diye böyle bir şeylerin olmayacağı anlamına gelmez. Çok arkadaşlıktan, çok dostluktan uzun süreli birbirine bağlı evlilikler görüyoruz. Yani hayatında çok mutlu olan insanlar var. Yani en basiti şunu örnek verebilirim. Bir sanatçımız, Türkiye'de bir sanatçı, çocukluk arkadaşıyla evlenen biri. Yani bunu bile görmüşüm, ismini vermem gerekmiyor herhalde. Versem bir şey olur mu? Yok, olmaz. Şeydi herhalde, Gökhan Tepe. Aha. O da çocukluk arkadaşıyla evlenen biri. Bilmiyordum ben, ne güzel. Çok da severim Gökhan Tepe'nin. Yani sesini. Neden olmasın ki? Dünyada da var örnekleri. Tabii ki de. Efendim Demir abi. Hanife sen mutlu olmak istemiyor musun? Yani seni tanıdığımdan beri hep mutlu olmak, evlenmek, seni mutlu edebilecek biriyle evlenmek istiyordum. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Tamam, yani mutlu olmak istiyorsun. Sonuçta Muhammed'i de takdir etmek lazım. Yani duygularını açıkladı. Yani yaptığı şey de çok cesaret isteyen bir şey şu anda. İnsanların benim mutluluğuma düşürdükleri gölgeden dolayı ben şu an doğru bir karar da veremem ki zaten. Ama sen... Yani kendi duygularımı sorgulayamıyorum insanlara karşı, kendimi koruma altına almaktan. Hayır, ben her zaman senin gölgelerini aydınlattım. İyi anlamda olsun. Yani her konuda senin derdini dinlerken, sıkıntını dinlerken, üzüntülü anlarında... Çok sıkıntını dinledim. Çok üzüldüğünü gördüm. Bu gölgeyi aydınlatmak bizim elimizde. Evet, şu an ne yapmak istersin Hanife? Çıkıp dışarıda devam etmek ister misin Muhammed'le konuşmaya? Bu minvalde, bu konu üzerine. Ya da ne bileyim, eğer ki kendince bir karar aldıysan, yani bu iş olmaz da diyebilirsin ona eğer şu an o noktadaysan. Yani... Olmaz desem üzülür müsün? Üzülürüm tabii ki de. Niye üzülmeyeyim? Ya benim kalbim tık 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 tık. Paravan kilitlenmişti vallahi, sizde açıldı. Bu bir işaret mi acaba?
önce arkadaş olarak hep konuşuyorsunuz zaten. Şu anda da konuşmaya ihtiyacınız var. Yani bence biraz konuşun kendi aranızda. Çünkü zaten iyi diyaloğu olan iki insansınız sonuçta. Muhammed de seni anlayışla karşılayacaktır. Sen de onu. Evet. O da içindekileri anlatsın size. Biraz konuşsunlar onlar. Biraz yalnız kalma ihtiyaçları var. Görüşeceğiz.